Yani bu yapılan hareket zulümden başka bir şey değil. Basbeyle bakkalı yok etti, fırıncıyı yok etti, memlekette esnaf kalmadı. Yazıktır ya. Asli görevine dönsün, görevini yapsın. Belediye hizmeti ekmek et, su satmak değil. 1940'lara döndük. Marksistler bir zulümleri mi getirmek istiyor? Ne istiyor bu adam? Nazırlığının başına bela oldu. Bu belayı başımıza savacağız. Tek belediye her şeyi satsın bari. Biz çekilip gidelim bu memleketi. 1940'larda yapılan zulmün aynısı geliyor Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Başka yapılacak bir şey yok. Bastıklarında ot tutuyor. Sayın basın mensupları, sosyal belediyecilik adına Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler, Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu da halka ucuz ekmek ulaştırmak için Aydın'da da 2 yıldan beri bu çalışmalarını yapıyor. Burada gaye herhangi bir esnafı bitirmek ya da onlara yönelik bir çalışma değildir. Genel olarak halkın memnuniyeti ve halkın ucuz ekmeğe ulaşması için yapılan bir hizmettir. Zaten burada yapılan ekmekle ilgili, ucuz ekmekle ilgili yapılan sunum, halka ulaşması istenen sunum, Aydın'da da böyle yapılıyor. Toplam üretimin %10'unu geçmeyen bir sunumdur. Dolayısıyla bunun hiçbir esnafa herhangi bir zararı söz konusu değil. Daha ziyade bunu ekonomik olarak almakta zorlanan, zor durumdaki halkın yanında olup bu halka bir nebze olsun nefes aldırmaya yönelik bir çalışma. Fakat bugün görüyoruz ki Nazilli Belediyesi halkın ucuz ekmek alması ile ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalara müdahale ediyor. Halkın en rahat ulaşabileceği belediye meydanına yapılacak bir sunuma maalesef müdahale ediyor. Bunu iyi sorgulaması lazım halkımızın. Buradaki gaye hiçbir esnaf arkadaşımızı zor durumda bırakmak değil. Bu zaten Aydın'da test edilmiş bir çalışmadır. 2 yıldır Aydın'da test edilmiştir. Hiçbir zaman hiçbir fırıncı esnaf arkadaşımız bundan şikayetçi olmamıştır. Halkın temel gıdaması değil ekmek. Bakın ekmek beyefendi, müsaade ederseniz sağlıklı ve kaliteli ekmek üretmek. Ondan sonra sizlere olmaya bol katkıyla olan ekmek değil. Halkın istediği şey sağlıklı ve kaliteli ekmek. Evet, bu sağlık. Ekmekle, ucuz ekmekle normal ekmeğin arasında fiyat 50 kuruştur. Ayda 2 ekmek alan hani 15 lira, 30 liraya tikamıyla 2 paket sigaradır. Ama biz halkın temel gıda maddesi deyip bu millete işte fakire ekmek çıkarır diye değil. Halkın istediği şey kaliteli ve sağlıklı ekmektir. Bugün Nazilli'de 8 tane işletmemiz beyaz bayrak almıştır. Aydın'da bir tane yoktur beyaz bayrak alan. En kaliteli, en sağlıklı ekmek Nazilli'de üretiliyor. Bakılan yapılan bu zulüm karşısında, bu ucuzluk karşısında, esnafı ezme karşısında Nazilli'de bir tane sağlıklı ekmek bulunmayacaktır. Halkın temel sağlığını oynanıyor, yalan söyleniyor, ucuz ekmekle kalitesiz ve sağlıksız ekmek satılıyor. Olay budur. Kesinlikle. Bunun gıda ucuz ve halkın yararına bir ekmek değildir. Bunun gıda ile ilgili. Bunu açık ve net söylüyorum. Buyursunlar istatistik hesapları da. Gıda... Bugün tam buğday ekmek çıkartmıyorlar. Neden? İşte kanser önleyen, sağlık önünde en iyi ekmek. Efendim tam buğday ekmeği. Nedir? Beyaz ekmekten bol baya, bol katkılı ekmek üreterek halka ucuz satıyoruz. Halkın ucuz ekmek değil, kaliteli ve sağlıklı ekmek yapması lazım. Bu yanlış ve aldatmaca bir şeydir. Size soruyorum. Bak. Konularla ilgili, gıda ile ilgili her türlü araştırmalar Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerde uluslararası gıda tüzüklerine uygun olarak denetimleri yapılan ve halk sağlığına yönelik yapılan çalışmalar yapılarak yapılmaktadır. Beyefendinin söylediği aylık 30 liralık bir aile girdisi bugün Türkiye nüfusunun %75'inin ihtiyaç duyduğu bir aile girdisidir.
Sosyal belediyecilik adına Büyükşehir Belediyesi bu hizmetlerini yapmaya devam edecektir. Tüm engellere rağmen bizim memnuniyetimiz halkın geneline yapılan bir memnuniyet anlayışıdır. Halkın temel ihtiyaçlarına yapılan bir memnuniyet anlayışıyla yapılmaktadır. Nazilli'de de yapılmak istenen budur. Nazilli'de de ekonomik durumu zorda olan halkımıza bir nebze nefes aldırmak için Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ucuz ekmeğe ulaşmakla ilgili bir girişimdir gördüğünüz üzere. Bu girişimlere de devam edecektir. Aydın'ın da olduğu gibi Nazilli'de belli noktalarda. Ama Büyükşehir arzu ediyordu ki halkın daha rahat ulaşabileceği bir alanda da bu iş yapılsın. O yüzden belediye meydanında bunu talep etmişti. Ama maalesef Nazilli Belediyesi ekipteki arkadaşlar bu işe müdahale ediyor illegal olarak. Fakat Nazilli Belediyesi'nin bu yaptığı tutum halktan, halkçılıktan uzak bir tutum. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal devletçilik, belediyecilik adına yaptığı bu hizmetler devam edecektir. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Başkan, kaç noktada halk ekmek noktası olacak? Şu an için 4 noktada, 5 oldu galiba. 5 noktada planlanıyor. İhtiyaca göre bunlar yapacak. Biraz önce beyefendinin söylediği gibi bunun sayıları da artmayacak. Yani burada hiçbir fırın esnafına zarar verecek bir kavram değil. Toplam tüketimin %10'unu geçmeyen halkın temel ihtiyaçları, ihtiyacı olan halka ulaşmak için yapılan bir hizmettir. Yaratılmaya çalışılan algı tamamen belli kesimlerin ferahı için yapılmaya çalışılıyor gördüğünüz gibi ama Aydın'da bu test edilmiştir. Hiçbir fırıncı esnafı da bundan memnuniyetsizlik doğmamıştır. Çünkü onların kapasitelerinde de herhangi bir düşüklük yol açmamıştır böyle bir girişim. Bu sadece ihtiyaç, gerçekten ihtiyaç ve muhtaç durumda olan halka daha ucuz ekmek vermek için yapılan bir hizmet anlayışıdır. Sosyal belediyecilik adına Büyükşehir sosyal belediyecilik adına yaptığı bu çalışmalara da hız kesmeden devam edecek. Ben 500 lira ekmek varken 1000 lira alayım ya. Niye alayım ya? Ben halk buradan gelmiş esnaf, o zaman hükümet de devlet protesto etsin. Tamam karşı. Hep beraber yürüyelim. Hadi bakalım. Pazarda 4 tane fırıncıya peşkeş çekmek için gelmiş burada. Ya artık niye ben Büyükşehir'de, benim Dünür Aydın'dan ben Büyükşehir'de ekmek alıyorum. Niye kötüdür? Çok kaliteli bir ekmektir ya. Öyle evet. Şey mi olur ya? Ekmek kaliteli canım. Abi neden kaliteli olmasın kardeşim ya? Evine 10 ekmek götüren var, 15 götüren var. Öyle şey mi olur ya? Adam kalkmış burada, 4 tane fırıncı savunuyor bana. Farklı bir belediyeler hizmet vermek için mücadele ediyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da sosyal belediyecilik adına attıkları adımlardan birisidir bu. Önümüzdeki hafta ucuz et satışı ile ilgili de istasyon meydanında bir merkezimiz açılacak. Bizler sosyal belediyecilik adına ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı halkımıza yanında olan halkçı bir sosyal belediyecilik anlayışıyla bu hizmetleri vermeye devam edecek. Görüyorsunuz halkımız zaten bu taleplerden ve hizmetlerden memnun. Yani ortada bu işi provoke etmeye çalışan birkaç çıkar sahipleri olabilir ama önemli olan halkın çıkarlarının ön planda olması. Yani orası olsun ya. Yer çok yani yer şimdi yer çok yani. Halkın geçti. Ana yolun göbeği burası. Millet üstünden mi atacak? İşte bu şikayetinizi Nazilli Belediyesi'ne söylerseniz biz zaten bunu burada yapmayı planlamadık. Büyükşehir sabahleyin geldi. Şurada karşıdaki meydanda lambaların hemen yanında hiç rahatsız edilmeyecek bir boyutta yapıldı ama mecburen bizi buraya getirdiler çünkü halkın rahat ulaşabileceği en rahat meydan burası. Pekala şöyle Nazilli Belediyesi müdahale etmediği için biz mecburen buraya yaptık. Yoksa biz de oraya yapacağız. Olduğu yer çok yanlış. Burası yolun ortası yani şimdi. Yani bu halkın, bu vaya Büyükşehir artı yapmaz, eksi yapmaz. Halkın ulaşabileceği bir yer bulmaya çalışıyoruz ama maalesef Nazilli Belediyesi halka verilen hizmetlere karşı çıkıyor. Bu çok yanlış. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Sağ olun. Ya olsun ya. Tatlı yalan devreden Allah'a emanet olun.